çok heyecanlıyız. Ne denir ki? Gerçekten bizim kendimi biraz duymakta güçlük çekiyorum. biz farklı bir taraftan ele almaya çalıştık Bihter'i. Bu biraz bizim kendi uyarlamamız oldu. Şu ana kadarkiler de uyarlamaydı. Bu da farklı bir aşk benim uyarlaması oldu. Umarım beğenirsiniz. Siz beni duyuyorsunuz diye düşünüyorum çünkü çok zor. Bihter nasıl bir karakter? Bihter'i oynuyorum. Nasıl bir karakter? Bihter annesinden kaynaklı, çok bir inat evliliği yapan, hırslı, gücün peşinde koşan ve bu da ona büyük hatalar yaptıracak olan karakter içinde kendi değişimini çok net şahit olduğumuz ve gördüğümüz karakterimiz. Ben Bihter'den bahsetmişken aklımız tweet'te çok konuşulmuş. Hangisi? Bihter öldü diye. Ha. Buna bir açıklamamız olacak. Çok kıyaslamalarda olacak aslında baktığımız zaman. Çok normal. Çok da normal. Çok normal çünkü çok efsane bir dizi. Benim için de çok efsane bir dizi. Ondan önceki versiyon da çok uyarlama da çok efsaneydi. Ve hepsi halkta hep yer etti. Bundan sonra da olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok ölümsüz bir eser, çok derinlikli yazılmış, bireyi anlatan, ruhların derinliğine kadar inceleyen bir eser olduğu için her döneme uygun ve bu 15-20 yılda bir herhalde tekrar umarım ki yapılır. Anne, yani, yanlandıktan sonra... Evet. Firdevs Hanım, anne! Hemen onu soracağız, barış sağlandı mı artık? Küsmedik ki bak hala diyoruz küsmedik, dedim ki size galada göreceksiniz zaten hani biz... Ben özellikle ben konuşayım. Ay evet. Ben diyorum hayır konuşmak istedim. Ama içimden geldi. Şöyle bu film bana geldiğinde gerçekten ben Farah'ı çok sevdiğim için ve pro Farah olduğum için hani en beğendiğim kadın oyuncu olduğu için süper mutlu oldum. Ve gerçekten hani biz başlangıçtan sona kadar hani yemin etsek başımız ağrımaz. Gerçekten süper böyle güzel bir ikili olduk. Evet. Evet gerçekten öyle. Canım benim çünkü ama şimdi bazı şeyler bilinmiyor. Bize yansıdı. Bizle hiç alakası yok. Hani kişilerle hiç alakası olmayan bir duruma girdi. Ben de şimdi konuşamadım. Bana da dediler sakın konuşma. Hadi ay nasılsa burada evet konuşuyor. Evet yani neler konuşulurdu işte böyle bir durum olmazdı. O yüzden... Hatta bu konuşamamanızın nedeni olarak da şu söylenmişti filmin önüne geçiyor diye. Hayır negatif şey sorular gelince dedim ki yani çocuklar çok güzel bir şey yaptık. Hakikaten çok güzel bir dünya ve bu Bihter'in gözünden anlatılan bir aşkı memnu öyle diyelim hikaye. Ve ben Bihter'in burada çok statükoya karşı... Gerçekten günümüzün güçlü kadınını temsilen böyle bir çaba içinde olduğu. Yani gerek işte o kameraya bakıp konuşma ve tekrar döneme dönme. Kaldı ki zaten hani bu bir dönem işi ama şu anda bu kadar sevilmesinin hala hani atıyorum yeni nesil tarafından tekrar tekrar izlenmesinin nedeni de bence güncelliğini koruması. Bir de şöyle bir şey var. İster istemez mesela Nebahçe'yle kıyaslanacaksınız. Siz de Beren Saat'le kıyaslanacaksınız. Ay ne başka mutlu bana. Keşke Nebahçe'yle kadar bir şey olabilsem. Yani çünkü Nebahat Hanım kalplere hani bütün taht kurmuş birisi olarak bir de uzun soluklu bir iş tabii dizi. Biz daha başka bir şey yaptık ama ben seveceğinizi düşünüyorum değil mi? Yani çok farklı bir şey oldu. Hani biz de farklıyız bence zaten. Eğlenceli, bir tık daha beklentilerden farklı bence. Evet ama öyle olması güzel. Öyle olmasını istedik zaten. Hande Hanım bu açıklamayı yaptı ama bir de sizin ağzınızdan da duyarım bu özellikle tartışma haberlerine. Bence sizin ağzınızdan hiç çıkmadı çünkü. Çünkü ne diyeyim, ne demem gerekiyor? Hayır. Evet yani. Yani ben anlayamıyorum zaten bu kadar büyük ne olsun. Yani bir şey olmuş da onu anlatmamız gerekiyor gibi bir şey var. Olmuş gibi dans edildi diyelim o zaman. Okey. Ben bir kere okay. Yaratım aşamasında hani hepimiz gerçekten tartışarak rollerimizi çıkardık. O bir kavga değil. Bizim gerçi hiç aramızda öyle bir şey olmadı. Ve hani o sancı içinde güzel bir şey ortaya çıkarırken herkes çok hassas davranıyor. Yani bunu söylemesem mi acaba buna şunu mu eklesem değil mi? Hani bizim versiyon çektiğimiz çok sahnelerimiz aynen oldu. Aynen. Anne kız olarak. Aynen. Ve gerçekten de hani çok da onun faydası oldu bizim açımızda. Ay lütfen. Evet bence de lütfen. Lütfen. Buyurun. Biraz daha bence. Çünkü biz var değil. Bu
Aynen öyle. Diğer oyuncularımız da bunlar arası varsa alalım. Silve Hanım, Elin Hanım, Nezaket Hanım, Boran Bey. Burada sorularınız varsa alalım. Dinlemeyi çok istiyorum. Behlül konuşsun bence. Bence artık Behlül konuşsun. Konuşayım. Hoş geldiniz hepiniz. Merhabalar. Bir şey konuşmam gerekiyor anladığım kadarıyla. Bir soru yok. Filmden bahsedeyim ben de. Tamam. Orhan, yani ben bu... şöyle bir şey sorabilirim. Söyle. Yardımcı olmak adına. Behlül'ü ele alış biçimin, çünkü bu bir eser. Hı-hı. Ve ölümsüz bir eser. Ondan sonra iki kere de uyarlama yapılmış bir eser. Kıvanç'la kıyaslanacaksın sen de. Bunlar, şimdi ben şunu söylemek istiyorum öncelikle. Aşk-ı Memnu ve bunun gibi klasik romanlarımız bizim kültürümüzün birer zenginliği. Ve bunlar dönem dönem farklı zaman dilimlerinde tabii ki de anlatılacak. Keşke daha çok anlatılsa, yapılsa. Bizim bu hikayede yaptığımız şey aslında 20. yüzyılın hikayesini bugün de anlattığımız noktada, yani 19. yüzyılda yazılmış bir dönem, biz 20. yüzyılın başlarındaki bir döneminde çektik ve bugünün gününe, bugünün gençliğine, bugünün kadınına anlattığımız zaman bu hikayeyi nasıl anlatabiliriz kısmından ele alıp anlattık. Ben çok kıyaslanacak bir iş olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Eğer ki kıyaslanacak bir şey olsaydı zaten buradaki bütün oyuncu arkadaşlarım, yönetmenlerimiz ve yapım ekibimiz zaten böyle bir şeyin içine neden girsin ki? Farklı bir şey yapmak için herkes elini taşın altına koyuyor aslında. Yani evet, akademik olarak kıyaslanabilir tabii ki. Yani uyarlamalar neyi nasıl ele aldı tabii ki kıyaslanabilir, ama hani oyuncular nezdinde biraz garip oluyor çünkü projeler bambaşka zaten. Ben tekrar çektim. Peki Ebru Hanım, siz de devam edelim isterseniz. Buyurun. Tabii ki, merhaba herkese. İyi akşamlar. Biz de başlayalım. Ben tabii ki Mademoiselle oynuyorum. Bihter, bütün sorularınızı ve arkadaşlarımın cevaplarını dinledim. Herkes her şeyi söyledi aslında. Çok güzel bir gece olacağını düşünüyorum. Farklı bir proje ve içinde yer almaktan çok mutluyum. Çok keyifli ve eğlenerek çalıştım. Umarım ekip arkadaşlarım da benim adım için, yani benim adıma böyle düşünüyordur. Fransızcanızı da konuşturmuşsunuz. Öyle bir haberleri de aldık ama. Evet, Fransızcamı da konuşturdum. Yeni projeler bekliyorum. İspanyolca, Almanca ve Farsça gibi. Yani bekliyorum. Efendim? Kaç dil biliyorsunuz? Var mı? İngilizce. Fransızcam yok. Yok. Artık var diyebilir miyim onu da bilmiyorum. Saadet Hocam sağ olsun, Saadet Ersin'den aldım. Çok güzeldi. Kısa bir ders sürecimiz oldu. Kendisi yeterli bulmuştu zaten. Bu yüzden oldukça keyifli geçti benim için. Çok renkli ve farklı bir karakterdi. Komik oyuncuydum zaten. Çok güzel bir şey izleyeceğiz. Buyurun. Merhaba, evet. Herkesin söylediği gibi gerçekten bugünden bakan, evet, bugünden bakan bir uyarlama. Ben en çok bunu sevmiştim senaryoyu okuduğumda. Bence siz de o farkı görüp çok seveceksiniz. Bihter'in eylemlerindeki farkı görüp çok seveceksiniz. Ben çok sevdim senaryoyu. Hepinizin de göreceği için çok heyecanlıyım bu akşam. Ben de kıyaslanamayacak olduğunu düşünüyorum her açıdan. Umarım bu uyarlamayı da seversiniz. O zaman hemen devam edeceğim. Hande Hanım, özellikle bilekliğinizle devam edeceğim. Ben şöyle bir dedikodu aldım. 3 kişi tarafından getirildi. Ya yapmayın çocuklar. Bazı yapıyorsunuz bari. Doğru mudur? Doğrudur. 1 milyon dolar geçiyorsunuz. Öyle ben. Para adamın bir bakışı vardı ki. Çok para kazanıyoruz arkadaşlar. Efendim, hemen bir şeyler alıyorum. Ben bir cephere yatırıyorum. Yakışır. Devam edelim. Sonra para mı? Yani aslında evet, bütün ekibi dinledim. Herkese de birebir katılıyorum. Biz çok biricik, çok kıyaslanamayacak. Aslında bambaşka bir versiyonuyla tekrar bu kadar kült bir eseri seyircisiyle kavuşturuyoruz. Çok daha cesur kadın formlarıyla birlikte yapıyoruz bunu. Benden belki 5 sene sonra bambaşka bir Dani Halil canlandırabilir. O da eminim ki çok biriciktir. Pozitif bir baskı hariç herhangi bir şey de görmedik hepimiz. Yani çok yetenekli oyuncularla paslaşmak haricinde. O yüzden bakalım, umarım seyircinin kalbinde de bizde uyandırdığı gibi karşılık bulur bu eser. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Namlıya Beşir. Evet, yeni Beşir. Evet, merhabalar, iyi akşamlar, kolay gelsin. Beşir karakteri de eski dizide çok konuşuluyor. Evet, evet. Özel bir karakter. Yani hikayede daha çok sessiz genel olarak. Her şeyi gören, duyan, bilen fakat içine atan bir karakter.
Biz de bunu dönem filmi olduğu için o döneme uygun bir şekilde yapmaya çalıştık. Umarım alnımızın akıyla çıkmışızdır. Çok güzel bir proje bizi bekliyor, çok farklı. Çok değişik bir perspektiften yapıldı gerçekten. Umarım beğenirsiniz. İyi akşamlar. Tilbe Hanım, alkışlamayalım, evet. Devam edelim. Tilbe Hanım'dan da devam edelim. Efendim siz neler söylemek istersiniz? Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Artık kadınların konuşması gereken bir çağdayız. Bihter de tam da onu yapıyor. Hepimizin belki de senaryoyu çok sevmesinin sebebi o. Artık biraz onun bakış açısından bu hikayeyi duymak ve dinlemek hepimiz için yeni bir süreç olacak. Ben hiç arkadaşlarıma katılmıyorum. Kıyaslanmak kötü bir şey değil. Binlerce kez Hamlet oynandı. Binlerce kez de oynanmaya devam edecek. Bihter de, Behlül de defalarca iyi yazılmış işler. Her dönemde yeniden üretilirler ve ne güzel. Ama her işi kendi atmosferinde ve içinde değerlendirmek galiba kıymetli. Ben de sizler kadar heyecanlıyım çünkü ben hiç görmedim. Filmin çok küçücük bir sahnesinde vardım. Ama nasıl bir çalışma olduğu sadece buradaki hazırlıklara bile bakarak gayet iyi anlaşılabilir. Bence çok hoş ve değişik bir işle buluşacağız. Hepinize iyi seyirler. Çok teşekkürler. Son sorum da Farah Hanım özellikle kıyafetiniz çok konuşulacak, özel olacak gibimize de geliyor. Bu kıyafet için neler söylemek istersiniz? Bengisu ve Ayça gerçekten beni çok iyi anladılar. Ben İngiltere'deyken hep vintage giyinirdim, ikinci el giyinirdim. Onlara bunları anlatmıştım ve onlar da bana bu gerçekten hayalimden de daha güzel olan kıyafetle geldiler. Çok teşekkür ediyorum onlara. Başlatacak gibi de duruyorsunuz aslında. Ya sanma. Çok merak ediyorum. Fragman inanılmaz güzel görünüyor. Çok sevdiğimiz oyuncu arkadaşlarımız var. Hepsi çok başarılı ve bence bu işte de kendilerini çok güzel ispatlamışlardı tekrardan. Ben gerçekten merak ediyorum çünkü Fragman'ı çok beğendim. Evet, aynen. Fragman çok etkileyiciydi. Önceden dizisini de severek takip ediyorduk. Filmini de merak ediyoruz. Dostum, çok heyecanlıyım burada olduğum için. Yani Farah inanılmaz bir yetenek, inanılmaz bir oyuncu. Yani neler çıkardığını görmek için sabırsızlanıyorum. Diğer kas da muhteşem zaten. Valla merak içindeyiz. Uzun zamandır Metin duyuyoruz filmin. Gerçekten çok güzel bir film olduğuna, çok güzel bir proje olduğuna eminim inşallah. Herkes aynı şekilde memnundur. İyi bir iş çıkardıklarını düşünüyorum. Kıyaslamaya gerek yok bence. Hepsi farklı projeler. Oynayanlar farklı. Eminim bu da çok güzel bir proje oldu. Emeği geçen herkesin şimdiden ellerine sağlık. Bunu da yani saf direkt bir aşkı memnu romanı gibi düşünmemek lazım. Yani zaten filmin adı Bihter. Yani onun bakış açısından anlattığı için tabii ki aşkı memnu. Evet. Ben açıkçası fragmanını saydım, hiçbir şey bilmiyorum yani filmle alakalı. Tabii ki romanını biliyoruz da. Ben heyecanlıyım, fragmanını da beğendim. Eminim Farah da çok iyi oynamıştır. Zaten beraber işte aynı yönetmenlerle Bergen'i de çektiler, o da çok başarılı oldu. Kastın geri kalanı da çok başarılı. Tabii ki kıyaslama olacak. Ama yani her dönemin Behlül'ü, Bihter'i kendi açısından bence çok başarılı. Güzel ya, 1920'lere göre hazırlanmamızı istemişler davetiyede. Hoşumuza gitti. Heyecanlı, güzel bir akşam oldu bizim için de, değişiklik oldu. Heyecanlıyım izleyeceğim için. Çok güzel bir iş olduğuna eminim. Bakalım.